faşist ve şeriatçı kuşatmaya karşı layık ve demokratik cumhuriyet için halkımızı 2 Temmuz'da alanlara çağırıyoruz. İnsanlık tarihinin belki de en korkunç katliamlarından biridir 2 Temmuz Sivas Badımak katliamı. Bu topraklarda direncin simgesi ve Alevi inancının temel direklerinden biri olan Pirimiz Pir Sultan Abdal'ı anma etkinliklerinin dördüncüsünün düzenlendiği Sivas'ta, Semah dönen gençlerimiz, yazarlarımız, sanatçılarımız, aydınlarımız, 33 canımız, yani aydınlık geleceğimiz 2 Temmuz 1993 Cuma günü Madımak Oteli'nde vahşice katledildi. Bu vahşi katliamın üzerinden 31 yıl geçti. Acımız ilk günkü kadar taze, öfkemiz ise her geçen gün katlanarak büyüyor. 31 yıl boyunca demokrasiyi, laikliği, cumhuriyeti, çağdaş değerleri ve Anadolu halklarının bir arada yaşama arzusunu hançerlemeyi hedef alan bu katliamın hesabı verilmemiş, adalet sağlanmamıştır. Sivas'ta katledilen 33 canımızın aileleri, dostları ile derneğimizin 31 yıldır yürüttüğü adalet mücadelesi bir karşılık bulmadı. 31 yıllık hukuk mücadelesinde adeta ailelerimiz, Alevi örgütleri ve vicdanlar yargılanmıştır. Bu süreç içerisinde yaşam mücadelesi veren devrimci hasta tutsaklar ölüme terk edilirken Ahmet Turan Kılıç, Hayrettin Gül gibi Madımak katilleri affedildi. Firari 3 sanık Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş hakkında devam eden son davada 30. yılında zaman aşımına uğratıldı. Değerli canlar, değerli basın emekçileri, Madımak katliamı bir Alevi katliamıdır. Ve başta ailelerimiz olmak üzere Pir Sultan Abdal örgütlülüğümüz ve tüm Aleviler olarak bu mahkeme kararını tanımıyoruz. Herkes bilmelidir ki Madımak katliamı insanlığa karşı işlenmiş zamansız suçlardan biridir ve insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Örgütlülüğü, Alevi kurumları ve özelde de Sivas Madımak ailelerinin demokratik, insani ve vicdani talepleri bugüne kadar herhangi bir karşılık görmedi. Madımak davasında katilleri savunan avukatlar, devletin önemli görevlerinde boy göstermeye, belediye başkanlıkları, millete vekil yapılarak ödüllendirilmiştir. Sivas Madımak Oteli'nin utanç müzesi yapılması, Madımak davasının da insanlığa karşı işlenmiş suçlar kapsamına alınması talebimiz ise hiç duyulmadı. Demokrasiden, laiklikten, cumhuriyet rejiminden eser kalmamış, ülke saraydan ve yasa, hukuk tanımayan tek adam tarafından yönetiliyor. Yaşamın her alanı dinselleştirilmeye çalışılıyor. Güçler ayrılığı ve halk iradesi neredeyse tamamen ortadan kalkmış, parlamento işlevini yitirmiş, kendi yazdıkları yasalar ve anayasa ayaklar altına alınmış durumda. Anayasa Mahkemesi ve ahim kararları dikkate bile alınmıyor. Seçilmiş milletvekilleri ve belediye başkanları hapiste. Eğitim ve eğitim kurumları tümüyle tarikat ve cemaatlerin kontrolüne terk edilmiştir. Gerici, tekçi bir müfredat ve akıldan ve bilimden uzak bir eğitim sistemiyle karşı karşıyayız. İfade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ortadan kaldırılmak istenmekte ve ceberut devlet anlayışı baskıyı ve şiddeti her geçen gün artırmaktadır. Cezaevleri, demokrasi, emek, barış, hak ve hakikat mücadelesi verenlerle doldurulmuş durumdadır. Binlerce canımız düşüncelerinden dolayı içeride tutsaktır. Muhalefet edenler gözaltı ve tutuklama terörüyle karşılaşmakta, uyduruk gerekçelerle hakkında
dava açılanlar hukukla açıklanamayacak ağır cezalarla cezalandırılmaktadır. Gezi ve Kobele davaları başta olmak üzere onlarca dava ve en son 1 Mayıs tutukluları buna verilebilecek en önemli örneklerdir. 2 Temmuz 1993 Sivas Madımak katliamının 30+1. Yıl dönümünde katledilen 33 canımızı anmaya, katliamları ve katliamcı zihniyeti lanetlemeye devam edeceğiz. Sivas Madımak davası insanlık davası olarak tarihe geçmiştir. İnsanlık var olduğu sürece bu davada sürecektir. Ta ki gerçek ve murat ettiğimiz adalet sağlanıncaya dek. Sivas Madımak katliamını ve katledilen 33 canımızı unutturmaları mümkün değildir. Söz verdik, ikrar verdik ve ikrarımıza sonuna kadar bağlı kalacağız. Bu insanlık suçunu var gücümüzle halklarımıza ve tüm dünya kamuoyuna anlatmaya, duyurmaya ve herkesi gerçeklerle yüzleştirmeye devam edeceğiz. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Halkımızı emekten, barıştan, demokrasiden, özgürlüklerden yana olan bütün kurumları çağrımıza destek vermeye ve alanlarda kol kola mücadele etmeye çağırıyoruz.